Nasıl? Ben kütüphanenin üstüne ulaşmaya çalışıyordum aslında. Sonra birden geriye doğru döndün, böyle ters bir hareket yaptın ve dengeni kaybettin. Enseni de şuraya çarptın. Sen korkmuşsundur. Yani sen hareketsiz kalmıştın, anladın mı? Ben sen geri döndüğünde sana bir şey söylüyordum. Böyle seni heyecanlandıran, seni güldüren ya da işte aman ne bileyim ya bir şey söylüyordum. Ben sussaydım zaten düşmeyecektim ben. Bu korkunç. Ne? Yani hatırlayamamak. Merhaba sevgili izleyiciler, Sahne İstanbul'a hoş geldiniz. Bugün keyifli, güzel, aynı zamanda düşündüren harika bir oyun sizleri bekliyor. İnanın ayrılmayı pişman olursunuz. Biz bugün Profilo Kültür Merkezi'ndeyiz. Çok güzel bir oyun, etkinlik başlamak üzere. Oyuncu arkadaşlarım yanımda, rejisörümüz de var efendim. Arkadaşlar hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Adil Bey önce sizden başlayalım. Adil Varol Güneş. Evet, Adil Varol Güneş. efendim naçizane yönetmeye çalıştım. Oyunumuz Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler oyunu. Eric Emmanuel Schmitt'in bir oyunu. Kendisi Fransız bir yazar. Aynı zamanda Belçika'da yaşamış uzunca bir süre. Kur'an'ın Çiçekleri kitabında yazarı. Türkiye'de bununla çok tanınan bir yazar aynı zamanda. Oyun genel olarak kadın erkek ilişkilerini anlatıyor. Ve bunu bizim bildiğimiz düzlemin dışında çok gerçekçi bir düzlemle anlatıyor. Belki son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Oyuna gelecek kişiler kendi ilişkilerinden, evliliklerinden, yani bu yıllanmış evlilikler, yıllanmış ilişkiler de olabilir. Çok yeni, taze ilişkiler de olabilir. Kendilerine ait çok şey bulacaklar. Çünkü yazarın buradaki kalem gücü bizi zaten bu oyunu yapmaya iten şey oldu. Ben oyunu eskaza yayınlarını alıp okuduktan sonra yani resmen metne vuruldum. Vurulma sebebim de yazarın dediğim gibi kadın erkek ilişkilerini kimsenin kendi kendine itiraf edemediği ama hepimizin bildiği şeyleri çok iyi açıklayarak, çok iyi altını doldurarak ve bunu çok güzel bir kurgu içerisinde seyirciyi diri tutarak, seyirciyi merak ettirerek, yer yer çok komik unsurlarla besleyerek anlatması oldu. Biz oyunu okuduktan sonra çok heyecanla hemen oyunu çalışmaya başladık. Geldiğimiz noktada da çok iyi bir yerdeyiz. Hem ilk tepkiler hem de bugün oyundan sonraki tepkilerin çok iyi olduğunu ve daha bundan sonra da daha da gelişeceğini umut ediyoruz. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Konuşacağız efendim bol bol. Ben yaklaşık 5 dakika konuştum. Teşekkür ederim. Gelelim oyuncu arkadaşlarımıza. Evet. Gökçe, Burcu. Zümrüt. Zümrüt efendim. Evet efendim. Buyurun. Sizi dinleyelim. Yani şöyle çok heyecanlandıran bir proje. 5 yıldır çok yakın can arkadaşım. Aynı zamanda böyle yıllardır hayalini kurduğumuz tiyatro sahnesinde buluşmamızı sağlayan bir oyun. Katılıyorum. Kadın erkek ilişkisi konusunda, kendi oynadığım karakter konusunda da hepimizin içinde olan, kadınları çok güzel anlatan, özetleyen çok güzel bir karakter. Yani evet. Yani 16 yıldır aktif olarak ben tiyatronun içindeyim. İlk dönem tabii biraz daha amatör ve yarı profesyonel. Sonra dedim ki ben bunu okuyayım. Ben tiyatrosuz yapamayacağım. 4 yıllık bir akademi okudum. Daha sonrasında işte bu oyun Adil hepimizi birleştirmiş oldu aslında. Evet. Çok keyif alıyoruz. Çok çok heyecanlıyız. Her çıktığımızda heyecanlıyız. Her yaptığımız görüşmede bile heyecanlıyız, buluşmalarda bile heyecanlıyız. Bu heyecan hiç bitmeyecek, zaten bitmemeli de bence. Yani böyle. Keyif çok orada, keyifli. Tabii. Çok evet. Çok keyifli. Gelelim Sezgin Irmak'a. Neler söyleyecek bize? Evet, ne söyleyeyim? Şöyle ki. Alabilirsin mikrofonu. Tabii ki. Da, teşekkürler. Adil arkadaşım. arkadaşım. Evet. Yani ondan bahsetmedim. Ben ondan birazcık bahsedeyim. Pardon. Vereyim sana pası. Yani biz aslında İstanbul Halk Tiyatrosu'ndan, benle Sezgin oradan tanışıyoruz. İstanbul Halk Tiyatrosu senelerde çok kaliteli bir oyunculuk kursu veriyor. Biz orada 2 yıl alaylı olarak eğitim aldık. Sezgin'in de geçmişinde, benim de geçmişimde başka eğitimler, başka şeyler var ama bizi buluşturan proje Cem oldu. Cem Davranlar. Evet, Cem Davran, Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin, Erkan Can, Selin Yeninci. Evet, onlara çok çok selam gönderiyoruz. Buradan çok sağ olsunlar. Çünkü bu oluşumun oluşmasındaki ana etken onlar. Onlar tiyatro adına bir şey yapmak için, tiyatroyu alevlendirmek için bu yola baş koymasalardı belki biz tanışıp bu noktalara gelemeyecektik. Orada çok değerli hem oyuncular var. Benim saymayı unuttuğum illaki isimler vardır. Dediğim gibi Mert Fırat, Fehmi
Kara Aslan gibi çok değerli oyuncuları kadrosunda barındıran bir şey İstanbul Halk Tiyatrosu. Bizi onlar buluşturdu. Gökçe ile ben de çok eski tanışırız. Tiyatro yapacağız, tiyatro yapacağız, tiyatro yapacağız dedik. Bu oyunun şeyi geldiği zaman, teksti geldiği zaman benim kafamdaki ikiliye en uygun ve benim hayatımda bunu gerçekleştirmek istediğim en uygun kişilerdi. Aslında biz 46 oyuncu... Uyum önemli. Evet, çünkü, evet çok önemli. Ben size uzatayım. 46 oyuncuları olarak aslında biz İstanbul Halk Tiyatrosu'nun içinden koptuk ama şu an kendi adımlarıyla yürümeye çalışan ve gerçekten de ilk yaptığı işle de iyi ses getiren bir ekip olduk. İnşallah böyle devam eder deyip Sezgin Bey'e uzatıyorum. Siz pardon üçlü mü devam edeceksiniz bundan sonra? Yok, aslında kadro nereden bakarsanız 10 kişiye yakın. Proje bazlı şu an ikinci bir oyunda çalışılıyor. Proje bazlı bir sürü oyunlar var. Bakalım başka şeyler var, kısa filmler var. Onlardan da konuşacağız az sonra. Sezgin'e vereyim yine. Geri almayacaksınız değil mi? Artık tamam. Şöyle İstanbul Halk Tiyatrosu'nu açtın, oradan ben de birkaç cümle söyleyeyim. İstanbul Halk Tiyatrosu gerçekten ticari kaygıları olmayan bir tiyatro topluluğu. Öncelikle Cem Davron hocamız, işte Özlem Albayrak, Yıldıray Şahinler olsun. Bizlere kapılarını açtılar. Tiyatrolarını, tiyatro sahnelerini kullanmamızı sağladılar. Çok çok teşekkür ediyorum onlara provaları buradan. Orada mı yaptık? Evet, provaları orada yaptık. İstanbul Halk Tiyatrosu'nda yaptık. Ne kadar sürede çalıştınız? İki buçuk ay gibi bir süreçte çalıştık. Aslında oyun bana bir gece yarısı Adil'den geldi. Oyunu okudum. Erik Emanuel Schmidt'i işte Kur'an'ın çiçeklerinden biliyordum. İlgimi çekti. Okumaya başladım. Ve çok çok beğendim. Çünkü yazar erkek olmasına karşın kadın erkek dengesini çok muazzam bir şekilde dengelemiş. Yani gelen çiftler işte kendilerinde rahatsızlık duymadan, yani işte karşı tarafa daha ağır basıyor demeden çok rahatlıkla izleyebilecekleri. Yani oyundan sonra olanı da söyle. Evet, ya oyundan sonra şöyle bir şey oluyor. Genelde işte aldığımız tepkiler şu yönde. İnsanlar salonumuzdan çıkıp evlerine gittikleri zaman yolda ve tartışmaya başlıyorlar ve eve... Ya tartışmaktan kastım şu, çünkü metin buna çok meşne. Ve kendi ilişkilerine yönelik ya da kendi evliliklerine yönelik çok sağlam bir altyapısı olan metin. Ve bunu gördüklerin zaman çok fazla konuşabilecekleri, tartışabilecekleri, evet, konular meydana çıkıyor. Aslında evliliklerinde ve ilişkilerinde hep bastırdıkları, bir türlü rahat rahat konuşamadıkları birçok şeyleri de masaya yatırmaya başlıyorlar. Bu bizim anlam, yani bizim için muazzam bir şey. Ve o yüzden gurur duyuyoruz. Şey çok güzel. Yani oyunda benim için en, ben tutayım size zahmet olsun. Oyundaki en benim için çok dikkat çekici bir şey, insanlar kendilerini eleştirebiliyorlar. Bu maalesef toplumumuzda çok olmayan bir şey aslında. Oyunun en vurucu kısmı da o yani. Ben böyle miyim acaba dedirtiyor insana gerçekten yani. Hatalarını görüyor. Kesinlikle belki, kesinlikle. O yani sorguluyor. Tabii tabii. Yani metin tiyatro dengesi çok iyi. Tiyatro bu an merhabalar. Tiyatro işlevini yapıyor bu sayede. Yani tiyatronun o sorgulatan insanı acaba ben neyim diye soru işareti kafasına takıp bu salondan ayırmayı sağlıyor. Dediğim gibi metin bu anlamda çok kuvvetli. Ne mutlu bize ki biz de bu metniye hizmet edebilecek şekilde, bunu seyirciye aktarabilecek şekilde başardık herhalde. Ben sakar mıyım? Hayır. Sakar olan bendim aslında. Yani bak gördün mü, senin yerinde ben olmalıydım. Düşen ben olmalıydım. Tamam. Sadece bir kaza, bir kazadan dolayı insan öyle kendini suçlu hissedemez, tamam. Tamam, sakin. Tamam. Aslına bakarsan, romanlarımın kahramanı müfettiş James Dirty'ye benzedim. Dirty. Gerçeği bulmak için suç mahallinde soruşturma yapıyorum. Ne suçu? Ya lafın gelişi. Ama kim bilebilir burada gerçekten bir suç işlenmediğini. Kes şu oyunu. Lütfen. Tamam. Gerçekten içeri girerken hiçbir şey hatırlamıyordum ama yani burada kötü bir şeyler olduğu hissine kapıldım. Yani bu bir delilik mi, bu bir ön sezi mi, ne bileyim, bir anının canlanması mı? Mesleki deformasyon bu. Çünkü sen kara romanlar yazıyorsun. Dolayısıyla başına her zaman en kötüsünün geleceğini varsaymayı çok seversin. Karamsar mıydı? Düşüncede karamsar. Ha, eğlendiğin sersin. Yani hayata inanan biri gibi yaşarsın.
ama hayata inanmayan biri gibi yazarsın. Yani karamsarlık düşünen insanı ayrıştırır. İnsan düşünmek zorunda değil. Eylemek zorunda da değil. Ben aslında yazarlık yapıyorum. Eski bir gazetecilik var. Dönemim var. Roman yazarıyım. Daha çok polisiye aşk üzerinden gitmeye çalışıyorum. 5 kitabım var. Şimdi yeni bir kitap Kara Kapan romanı piyasaya çıkacak kısmetse. Diğerlerin isimlerini vereyim. Diğerleri ilk kitabım Aşk Af Yok. Sonra Cesaret. Sonra Zehribal serisi geliyor. Bir üçleme. Zehribal, Mührü Kalp ve Sırrı Sevda diye. O özel bir projeydi. Kitapla yaptığımız. Şimdi işte yeni bir kitap. Tiyatroya devam. Kısmetse sanatın içerisinde anlatmak istediklerimizi anlatmaya çalışacağız nefesimizin yettiği kadarınca. Sonradan mı tiyatroya yöneldin? Aslında en başından beri vardı ama tiyatro benim için şöyle. Roman yazdığım için karakterlerin diyaloglarını güçlendirmek istiyordum. Ve İstanbul Halk Tiyatrosu'nun böyle bir İşte eğitim açtığını öğrenince apar topar kendimi oraya attım. Kitapların ve, için aslında. Evet, aslında kitaplar içindi. Sonrasında tiyatro yapmaya devam ettim. Herhalde sahnenin tozunu yutan bir daha bırakamıyor galiba. Evet, evet kesinlikle. Evet, siz de biraz. Evet, teşekkür ederim. Gökçe, müzisyenlik yönün var. Birazcık ondan söz etmek naçizane. Istiyorum. Naçizane. 8 yıldır aktif solistlik yapıyorum. Yani bu tabii sadece iş anlamında değil, kendi projelerimiz de var. Reklam jingle'ı. Kopya alabilir miyiz? Tabii ki. Nereden? Nereden? Hangisinden? Fade olur ama. Reklam müziği seslendiriyorum aynı zamanda. Çalışıyorum. Benim tiyatro... Küçük mırıldanabilirsin aslında bir şey. Ses... Öyle mi? Tabii ki. Hadi mırıldan. Tamam. Tamam. Neyi mırıldanayım şimdi? Yani böyle deyince. Ha. Evet, çok zorladın şu an. Gerçekten çok zorladın şu an. İyi, o zaman tanıdık bir yerden girelim yani. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étrange, stranger. Devam edelim mi? Bir kuple oldu. Bir kuple isterseniz zaten. Değiştiriyorlar. Yani değiştir. Var çok çok şeyimiz var tabii yani. Hep daha yabancı önce... parçalar. Bu arada çok yerli. Pardon. Hı. Oyunda da çok güzel şarkılar söylüyor. Var mı? Tabii aa süper. Var. Çok tabii. Güzel. İki kuple o. Ha, iki kuple. O iki kuple. Türkçe alalım bir tane de. Türkçe alalım olur. Evet öyle deyince tabii gelmiyor. İnsanın aklına zor biraz geliyor. Sonra şey, gelince devam et ya da. Şey olabilir. ne olabilir işte. Şey söylesene. Sahnede söylediklerinden bir şey söylesene. Aynen aynen. Evet evet. Durup da söyleyemediğin adımsa gizli kapaklı sevda türküleri tuttursam da ben telli duvaklı yanıma korlar mı adam seni koparıp acıtmazlar mı beni nafile yanar elim dudağım seni bana yar ederler mi? Vay! Teşekkür ederim. Yani müzikle tanışmam tabii tiyatrodan sonra oldu. Ben lisede tiyatroyla tanıştım. Tiyatro kulübüne girdim ve liseyi oyunlarda bitirene kadar tabii. Yani oyunlarda görev aldık. Hı. Sonra o kulüp çok gelişti. Böyle biz önünü alamadık onun. Ve lise bitmeden o Aydın Doğan tiyatro topluluğu gibi böyle bir adit hı. gibi dışarıda bayağı yarı profesyonel, yarı amatör bir tiyatro kulübü oldu. Hı. Daha sonrasında oradan arkadaşlarımla hala görüşüyoruz, hala beraberiz. Çok tiyatroda oynadım. Çok değerli hocalarla çalıştım. Sonra bu işsiz olamayacağımı karar verdim. Dediği gibi sahne tozunu yutan. Yuttu, yok mümkünatı yok hakikaten. ve tiyatro Pera Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdim. Nesrin Kazankaya ile hala da beraberiz. Çok sevdiğim hocam. Evet, Levent Öktem, Defne Alman, Cüneyt Uzunlar onlarla evet, çalıştık. Hepsi de kıymetli sanatçılar. Çok kıymetliler. Hepsi öyle. Herkes öyle. Yani buralara kadar gelebildiysek gerçekten çok büyük emekleri var. Hakları ödenmez derler ya. Hani bir annenin hakkı evet, ödenmez. Evet. Öğretmenler için de aynı şey geçerli kesinlikle. Aslında. Yani kesinlikle. Daha sonrasında beraber buluştuk. Hatta benim bir müzikal oyunum vardı. Ha. En son Tiyatro Opera'da Akdeniz Müzikali. Ondan sonra Adil bir gece Sezgin'le beraber beni aradı. Dedi ki sana bir tekst atıyorum. Bunu oku. Ve buradayız. Okuyuş o okuyuş. Aşık oldum tekste. Gerçekten aşık oldum. Çok çok başarılı bir tekst. Ya elimizden geldiği kadar tabii sürçülisan ediyorsak affola. Mümkün mertebe
elimizden geldiği kadar bunu aktarmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Seyirciyle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu hiçbir zaman bitmeyecek bir yol tabii bu arada. Yani oyun çıktı, hı-hı, hadi bakalım diye bir şey kesinlikle yok. Yani bu o kadar uzun, o kadar bitmemesi gereken bir macera ki aslında. Doğru. Her aşamasında, her yönünde bunu yıllar sonra bile oynadığımızda o kadar çok şey öğreniyoruz ki. Tabii aslında sahnede bir okul gibi zaten, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ben ufak bir ek yapayım, alacağım onu artık. Herkes alın alıyor. Evet, şimdi 2007-2008 sezonunda galiba Haluk Bilginer'le Vahide gördüm o zamanki soyadıyla. Evet. Vahide Hanım oynamışlar. Evet. Ben onu izleme şansım olmadı. Keşke izleyebilseydim ama bildiğim kadarıyla 2 sezon yaklaşık full kapalı gişe oynadılar. Çok ses getirdi oyun. İşte bu tekst gücü ve o muazzam oyunculuklarla birleşince inanılmaz bir seyirciyle buluştu. Endişe duymadınız mı? Bu kadar güçlü oyuncular bunu sahneye koydu. Ne yaparız diye bir endişe duydunuz mu? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Cahillik mutluluktur. Ben oyundan haberim yoktu. Ben teksti alıp okuduğumda hiç haberim yoktu ama biz yola koyulduğumuzda tabii ki internetten görebildik yani bazı şeylerini falan ama ben oyunu ne izledim ne inceleme şansım oldu ama harika bir iş olduğuna eminim. Daha iyi evet ama şöyle bir daha özgün olur size yönelik. Evet, bu bizim şansımız oldu ama şöyle bir handikapı da tabii ki var. O seyirciyle buluşan, o dönemde izleyen insanlar ister istemez oradaki çıtayı arayacaklar. Umarım o çıtaya yaklaşmışızdır. Onu bilemiyorum. Onu seyircinin artık takdiri. Ama biz elimizden geleni yaptık ve ilk izlenimlerde İyi olduğumuz yönünde yani naçizane şey yapmak istemedim hani şöyle izlemek istemedim ama çok olumlu tepkiler alıyoruz. Çok iyi seyirci yorumlar alıyoruz. İnşallah öyle devam eder. Zaten dediğimiz gibi daha oyun ikinci oyununu sergiliyor. Taze demlenecektir yolda da. Seyirci de tiyatroda bir etkendir. Evet. Onlarla birlikte büyüyecek. Biz de bir an önce buluşturalım istedik. Sevgili izleyiciler internette de haklarında çok güzel eleştiriler var. Ve zannediyorum bu sezonda ödül alacak diye söz ediyorlar. Benden de duyurması. İnşallah. biz bu arada KRT televizyonu çok izleriz. Nedret Hanımsız bir kültür sanat dünyası düşünemiyoruz. Ben şahsen hakikaten izledim. Birçok duayenle, birçok kişiyle yaptığınız röportajları da gördüm. 4. yılımız bitti bu arada. Evet. Yani ve sadece kültür sanat adına gönüllülük esasıyla ilerleyen bir iş. Kesinlikle. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. KRT televizyonu yetkililerine buradan seslenmek istiyorum. Lütfen oyunumuza gelin. Nedret Hanım'ın daha çok oyuna gitmesini sağlayın. Çünkü tiyatroya verdiğiniz her destek bizim için çok kıymetli. Kesinlikle. Deyip gidiyormuş. Hayır, gitmiyorsunuz. Rejisörlüğünüzden bahsedin diğer oyunlardan. Ya ben rejisörlük açısından kendimi hala öyle addederken çok utana sıkında söylüyorum ama yani kendimi geliştirebildiğim, oyunlar bazında bakabildiğim, öğrenebildiğim her şeye bayağı bir sünger gibi atlıyorum. Burada da kendi öğrendiklerimi bir şekilde sahneye yansıttım ama rejisörlük işi gerçekten çok zor bir iş. Oyunculuk inanılmaz zor bir şey ama rejisörlük işi Türkiye'de çok az kişinin yaptığı, usta çırak ilişkisiyle ilerleyen, okullarda bile çok fazla bununla ilgili eğitimin olmadığı bir alan. Bir bildiğim var galiba. Biz alaylı olarak kendi çabamızla, el yordamımızla, öğrendiklerimizle elimizden geleni yapıyoruz. Umarım da bir iyi bir iş çıkartıyoruz. Tiyatro adına benim gibi ya da profesyonel anlamda bu işlere gönül veren insanların sayısının artması çok önemli. Son dönemde de biliyorsunuz Kadıköy çevresi dahil olmak üzere birçok küçük tiyatro hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ve Türkiye'de tiyatro yapmak delilikken bu insanların bu işe gönül vermesi bence muazzam. O yüzden tiyatro sahnesine çıkan herkesi, rejisörlük yapan herkesi, ışık yapan, ses yapan herkesi inanılmaz inanılmaz bir şekilde tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten delilik. Biraz tiyatro seyircisinden bahsedeyim. Tiyatro seyircisi arttı bence İstanbul'da. Çok fazla son dönemde özellikle çok güzel oyunlar var. Evet. Biz takip etmeye çalışıyoruz. Olabildiğince gitmeye çalışıyoruz. İstanbul'da seyirci aç ama iyi işlere aç. İyi işlerle ne olur anılsın herkes ki tiyatro seyircisi artsın. Biz de ona güveniyoruz. Elimizden geldiğince hem kendimize hem de tiyatronun gelişmesine destek olacak şekilde çalışmaya çalıştık. Umarım mutlu ederiz gelen insanları. Turne düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Yaz aslında bizim için bir yerde dezavantaj oldu. Çünkü İstanbul seyircisi çoğunlukla tatilde. Ama bir yandan da avantaj oldu. Çünkü başka kültür sanat etkinliği olmayışı bizim seyirciyle buluşma şansımızı da arttırdı. Belki sizin de burada olmanız yoğun bir sezonda çok olası değildi. Ama dediğim gibi oyunun gücü açısından bizim için iyi bir demlenme sezonu oldu. Ve biz yakın dönemde belediyeler, açık hava tiyatroları vesaire bir program var. Oralarda olacağız. Çok tarih veremiyorum. Çünkü son dakika gelişiyor tahmin edersiniz. Biraz takvime bakmak lazım. Bir iki hafta içerisinde netleşir evet. Diyorum diyorum. Yani ben asla sizi es geçmezdim. Çünkü seçici ve özel şeyleri izleyicilerimizle çok buluşturmaya çalışıyorum. Özenli bir program hazırlıyorum. Mutlaka ben sizi sezonda da olsanız
zaman ayırıp... Ben acizane alçak gönüllülük yaptım. Yoksa biliyorum geleceğiniz, gelmeseniz sıkıntı olurdu. Yani arar, Nedret Hanım neredesin derdik. Peki. Evet. Arkadaşlar evli var mı içimizde? Yok. Yok. Peki arkadaşlar size yöneliyorum. Bu evliliğe hazırlık gibi oldu mu programınız? Yani evlilikte yapılan hatalar, düzgünlükler. Siz evliliği inceliyor musunuz? Kendinizi hazırlıyor musunuz gelecek için? Onu sorayım. Neler hissettiniz? Sezgin'cim. Ben bilir kişi olarak dedim. Aslında ben başımdan bir evlilik geçti. Ama bu oyunu okuduktan sonra... Hata yaptığını mı anladın? Hata yaptığımı değil. Yani evliliklerin bitmesi karşılıklı illa bir hata var diye değil. Yani iletişim insan eksikliği iletişim eksikliği. Aslında oyun da bunu anlatıyor. Evet, evet oyun da bunu anlatıyor ve insanlar birbirleriyle yani evlendikten sonra iletişime geçmeye de bilirler. Yani 30 yıl evli kalıp boşanan insanlar var. Yani evet. 30 yıldır tanımıyor musunuz? Yani baktığınız zaman aslında ama olay şu ki İnsan sürekli değişen bir varlık. Sürekli gelişiyor. Yani beraber el ele gelişmek lazım. Beraber birbirini dinleyerek, birbirini anlayarak, birbirini yaralamadan, sakatlamadan ilerlemek lazım aslında. Bu muazzam bir konu. Programlara sığmaz. Öyle söyleyeyim. Evet. Yani oyun adına bitiyor olsun. Gökçe de ekler üzerine muhtemelen. Yani yazarın aslında yakaladığı şey ve bizi galiba tekste vuran şey şu oldu. Aşkı sağlam ne tutar? Hayatta, evlilikte, ilişkide aşkı sağlam ne tutar? Bunun cevabını arıyor oyun. O yüzden de... Evliler gelin izleyin. Evliler gelin. Evliliğinizde sorun mu var? Evliliğinizde sorun mu var? Gelin çözelim. Kocanız eve geç mi? Yani aslında hakikaten şaka bir yana bunu ciddi sorguluyor. Ve burada nokta atışı sorular soruyor. Tabii gönderen başkadır ama alıcı da başka. Burada hakikaten gelip oyunu o anlamda izleyen insanlar buradan çıktığında şeyi düşünecek diye tahmin ediyorum. Ben neyim acaba? Ben ne yapıyorum düşünecek diye tahmin ediyorum. Bu benim iyimser tahminim. Çok güzel bir şey. Evet. Çok güzel bir şey yani. Evet. Değil mi? Bu arada biz şu an sahnedeyiz. Yaklaşık yarım saat sonra oyunumuz var. Telaşla dur bir dakika. O yüzden son toparlarsak çok evet, seviniriz tamam. Ya. Acele acele. Sevgili izleyiciler siz de alıştınız zaten. Bazen dilimiz sürçüyor. Hep bir zamanla yarışıyoruz. İstiyorum ki o sahne öncesi heyecanlarını sizlere evet, aksetsinler. Evet. Tamam. Yoksa stüdyoda program böyle lay lay lom kolay. Evet, şu heyecanı yansıtmak sonra. Çok önemli. Biz onun heyecanı. Değil mi? Aynen terk edin diyorlar. Evet son sözü sana vereyim. Yani çok kısa söyleyeceğim. Oyunla ilgili başından beri savunduğum şey iletişim. Toplumun da en büyük problemi bana göre. Evliler konuşun. Konuşun. Her zaman bunu söylüyorum. Konuşun ve ben hiç öyle bir şey geçirmedim henüz. Ama bu oyunun bana kattığı güzel şeylerden biri de galiba bundan sonra öyle bir adım atarsam gerçekten dikkatli olacağım. Yani kesinlikle. Zaten iletişimi kendi hayatımda çok fazla savunan bir insanım. Çok açık olmaya gayret gösteriyorum ama hepimizin var. Hepimizin böyle içimize kaçtığı küçük şeylerimiz var. Ve hakikaten tekrar söylüyorum. Konuşun. Ne olursa olsun konuşun. Hiçbir zaman iletişimden vazgeçmeyin. Ben sizi dinledim. Sayın Gırca. Sayın seyirciler buyurun. Şöyle ki. Söz Sezgin. İnsanlar psikoloji adına çeşitli psikologlara, psikiyatristlere vesairelere başvuruyorlar. Gitmek zorunda kalıyorlar. Ama bunun bir taraftan da eğlenceli tarafına gitmelerini. Yani bu sadece bizim oyunumuz için değil. Yani oyun olur, film olur vesaire olur. Ama onları sakatlamayacak tarzda bir oyunlara gitmelerini ve daha onları eğlenceli taraftan alıp yani bir psikolojik sorun gibi değil de sanki bunun çözümlerini arayan bir çift olarak gitmelerinde evet bu şekilde yaklaşmalarını şiddetle tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok çok sağ olun. Efendim çok teşekkür ediyoruz sevgili oyuncu arkadaşlarım, rejisör arkadaşlarım. Tekrar isimlerimizi söyleyeyim. Adil Varol Güneş. Efendim rejisörümüz. Gökçe Burcu Zümrüt. Evet oyuncu arkadaşım. Liza karakterini canlandırıyor. Jill karakterini de naçizane Sezgin Irmak. Ben bir şey daha ekleyeyim. Instagram'dayız, YouTube'dayız ama daha çok Instagram'ı aktif kullanıyoruz. Eğer beğenir de bizi takip ederseniz çok teşekkür ederiz. Evet. Bizim sayfamızda efendim Nedret Avşar Instagram'da kaçırdığınız programları görebilirsiniz. Ayrıca YouTube'a programlarımız yükleniyor. Sahne İstanbul Nedret Avşar yazarsanız kaçırdığınız programın tamamını izleyebilirsiniz. Hatta tekrar izleyebilirsiniz. Diyelim buradan sevgiyle öpüyoruz. Yüzünüzden gülücükler, hayatınızdan sanat hiç eksik olmasın diyorum. Ve salonlar hiç boş bırak.
bırakmayalım diyorum efendim. Öpüyorum. Evet, hoşçakalın. Geçmişte kötü biriymişim gibi hissettim bir an. Saçmalama. Sen iyi bir adamdın. Adamsın. Yok canım. Bana bunu kim ispatlayacak? Belki ben... Katilim. Ne? Seni suçlar işleyen. Genç kızların ırzına geçen bir tecavüzcüyüm belki ve sen de seni... Ne ya? Sen niye kendini bu kadar kötü hayal ediyorsun? Çünkü çok güçlü bir şekilde geçmişimde kötü bir kötü hissediyorum. Böyle büyük bir kötü. Kolay kolay yok olmayacak bir kötü. Bak, bu doğru değil. Yalvarıyorum bana inan. Hadi canım, bu doğru olsaydı da başka türlü davranmazdın ki. Sana inanmamı isterdim. Haklı da olur. Senin suçun yok ki. Yani eğer pisliğin tetiysen, beni değiştirmek, bana daha sapkın bir kişilik bulmak için hafıza kaybından, zihin karışıklığından yararlan gitsin. Tamam, evet haklısın. Ben seni şu anda yeniden yaratıyorum. Evet, böyle kendime uygun, kusursuz bir çift yaratmak için seni biçimlendiriyorum. Bak, evlilik hayatımı kurtarıyorum şu an. Ya, böyle senin gözünün yaşına bakmadan seninle eğleniyorum. Tabii, bütün kadınların hayalini gerçekleştiriyorum. Düşünsene, 10 yıllık müşterek bir hayattan sonra kocasını terbiye etmek. Wow! Ya, bak karşında bir hasta bakıcı yok senin şu an. Hayvan terbiyecisi var. Affedin. Hayır. Ben artık seni affetmiyorum. Lisa. Ben seni artık kırbaçlıyorum. Lisa. Otur. Kalk! Yemeğini yedikten sonra kanepede yatacaksın. Aa, kanepe olmaz. Kanepe olmaz. Neden? Kanepe olmaz Sahi. Kanepe olmaz. Bak ben gerçekten sana yalan söylemiyorum. Yani sen tam benim anlattığım gibi bir adamsın. Gerçekten. Gerçekten.